Merhaba, kısaca kendinizi ve firmanızı tanıtır mısınız? Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. İsmim Engin Kaya. Görkem Giyim Sinop Fabrika'da genel direktörlük görevinde bulunmaktayım. Firmamıza gelecek olursak, 1977 yılında kurulan firmamız, dünya çapında müşterilere kadın dış giyiminde üretim yapmaktadır. İstanbul'da küçük bir atölyede başlayan üretim maceramız bugün Ateşehir'de bulunan genel merkezimizde, Sinop'ta bulunan üretim fabrikamızda ve İstanbul ve Anadolu'daki diğer üretim ortaklarımızla beraber yaklaşık ayda 600 bin parça ürün olarak devam etmektedir. Peki müşterileriniz kimlerdir? Müşterilerimiz dünya çapında çok sayıda mağazaya sahip olan H&M ve Zara gibi uluslararası markalardır. Peki üretim yönetimi hakkında görüşleriniz nelerdir? Siz uzun yıllar yöneticilik yapmış birisiniz. Sizce üretim yönetimi nasıl olmalıdır? Bizce üretim yönetimi kesinlikle kolay olmalı, anlaşılır olmalı. Kör nokta olmaksızın her bölümde ölçülebilir seviyede olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve aynı zamanda üretim yönetiminin kesinlikle ve kesinlikle real time, yani anlık verilerle tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu yöndeki taleplerimiz doğrultusunda da argeması araştırarak bulduk, talep ettik ve onu şu an içinde de bir proje içindeyiz beraber. Peki buna karar verirken, Ar-Ge masa karar verirken nelere dikkat ettiniz? Nasıl olması gerektiğini düşündüğünüz için Ar-Ge masa tercih ettiniz? Bizim zaten hali hazırda bir Ar-Ge masadan önce kullandığımız bir verimlilik programımız vardı. Ama kullandığımız verimlilik programı sağdan barkod toplama, bu barkodları okutma gibi gerçek zamanlı olmayan, yani bugünün verisine ertesi gün saat 11'de, 12'de ulaştığımız bir verimlilik programıydı. Ve artık bu şu an günümüz çağında bu kadar rekabetin kızıştığı bir ortamda, fiyatlandırmaların bu kadar sert geçtiği bir ortamda artık sürdürülebilir gelmedi bize. O yüzden biz gerçek zamanlı, teknolojiye daha uygun ve bize anlık verebilecek ve bizimle anlık olarak gidip içeride üretimde bunları yorumlayıp ondan sonra da müdahale edebileceğimiz bir sistem arıyorduk kendimizi. O yüzden Ar-Ge masa tanıştık. Yaklaşık 7 ay önce bu projeye başladınız. Evet. Ar-Ge masa sistemiyle birlikte yazılım, donanım ve danışmanlık hizmeti alıyorsunuz. Evet. Bu süreci bir kısaca anlatabilir misiniz? Şimdi Ar-Ge masa sisteminin, öncelikle Ar-Ge masa sisteminin bu piyasada kaç yıldan beri devam ettiğine baktık. Çünkü şöyle bir şey, bir yazılım alıyorsunuz ama bu yazılımı aldıktan sonra bunun devamını o yazılımda göremiyorsunuz. Biz bundan önce kullandığımız verimlilik yazılımlarında maalesef bunu yaşadık. Bizimle beraber yaşayan bir sistem değildi. Ama Ar-Ge masa'nın gerek üretimle ilgili danışmanlık yaptığı firmalara baktığımız zaman hep ünlü firmalar ve uzun yıllardan beri, yani yaklaşık 30 yıldan beri bu işin sürekli içinde olan bir firma ve kendini geliştiren firma olduğuna karar verdik. Ve bu yüzden dolayı Ar-Ge masa çalışmaya başladık. Peki şu anda proje tamamlanmadı ama Ar-Ge masa sistemi hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Size hangi verileri sağlıyor? Şimdi Ar-Ge masa bize öncelikle kesinlikle sahadan anlık bir veri sağlıyor. Yani günün her saatinde, herhangi bir anında o anlık real time, yani gerçek zamanlı veriyi sağlıyor. Fabrika içinden, üretim içinden aynı zamanda gerçek zamanlı kalite raporları sağlıyor, kalite izlenebilirliğini sağlıyor. Aynı zamanda içeride çok ciddi derecede bir artık izlenebilirliğe sahibiz şu an fabrika içinde. Her anlamda, yani her ürünün her bir tanesini şu an fabrika içinde takip edebiliyoruz. Peki birçok rapor aldığınızı söylediniz Ar-Ge masa'yla birlikte. Bu raporları nasıl kullanıyorsunuz bir yönetici olarak özellikle? Öncelikle raporları almaya başladığımız zaman öncelikle sağ içinden gerçek zamanlı raporları almaya başladığımız anda hemen bunu sıkıntılı olan yerler, dar boğazan yerleri biz hemen üretim ekibimizle
ortak bir yerde buluşup neden kaynaklandığını, personelle ilgili ne gibi sıkıntı olduğunu, ekipman konusunda bir sıkıntı olup olmadığını ya da işte çalıştığı iş üzerinde bir sıkıntı olmadığını artık hemen analiz edip anında müdahale edebiliyoruz. Yani bir sıkıntı varsa bunu bir gün sonra değil ya da iki saat sonra, üç saat sonra değil, anlık olarak görüp müdahale edebiliyoruz. Hem verimlilik konusunda hem kalite konusunda. Evet. Peki verimliliği ölçme ve geliştirme mekanizmanız hakkında da bilgi verir misiniz? Verimsiz bir operatör var. Mesela bununla ilgili ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi Argemas'tan sonra verimsiz operatörle ilgili sabah 9 sıraları, yani biz iş başı yaptıktan sonra 9 sıraları mühendis kadromuzla beraber follow-up yapılacak. Yani izlenecek personellerle ilgili bir burada toplantı yapıyoruz, kısa bir toplantı. Ondan sonra herkes sorumluluk bölgesinde verimi düşük olan personelle ilgili follow-up çalışmaları yapıyor. Önce bir kısa follow-up çalışmaları yapıyoruz. Kısa follow-up sonucunda eğer bir sonuç alamıyorsak o zaman uzun follow-up'a geçiyoruz. Uzun follow-up'ta da yaklaşık bir saat boyunca mühendis arkadaşımız personelimizi takip ediyor. İşte makineyle ilgili bir sıkıntı yaşıyor mu? Gelinişle ilgili bir sıkıntı yaşıyor mu? Ya da herhangi başka bir problemin varsa, onun verimliliğini etki eden, metodunu bozan bir problem varsa bunu anlık olarak orada görüp uzun follow-up sonucunda tekrar oraya gidip tekrar tarif ediyoruz, tekrar müdahale ediyoruz. Süreç bu şekilde işliyor. Üretimde klasik yöntemlerden farklı olarak, tek tek yürüyüşten farklı olarak bundle sistemi, yani araba sistemi kullanıyorsunuz. Bunu neden tercih ediyorsunuz ve bunun avantajları nelerdir? Şimdi üretimde bundle sistemimizi tercih etmemizin en büyük sebebi, önemli bir tanesi, biz hızlı bir moda yapıyoruz içeride. Yani biz 2000'li, 3000'li, 5000'li işler giriyoruz. Band kurma aşamasında da eğer bir modelin üzerinde yaklaşık 6 ya da 7 bölüm varsa, işte yaka, kol, cep, ön beden, arka beden varsa, eski sistemde, bundle olmayan sistemde bunu kurarken her bölümü aynı anda kurmanız gerekiyor. Ve aynı anda bitmesi gerekiyor. Bu sefer bu çok fazla sayıda ustaya, çok fazla sayıda teknisyene, çok fazla sayıda organizasyona ihtiyacımız oluyor bu şekilde. Ama bundle sisteminin bize sağlamış olduğu şöyle bir büyük bir avantaj var. Bundle sistemini o işin ürünlerin bütün parçaları tek arabaya, malzemeleri tek arabaya koyulduğu için sadece bant girişlerimiz artık tek noktadan giriliyor. Tek noktadan girildiği zaman bizim banta hazırlık için yeterli zamanı ihtiyacımız kazanmış oluyoruz. Ve bunun sayesinde bantlarımızı kopmadan, yani iki bant arasında geçişlerde, ki bizim en çok zarar ettiğimiz, en çok problem yaşadığımız durumlardan bir tanesi bu. Bu geçişlerde biz artık kopma yaşamadan yeni bir eski biten bantın hemen peşine yeni bantta bir saat içinde yeni ürünümüz dökülebiliyor. Önceden biz Argemas olmadan bu bazen bir gün, bazen bir buçuk gün süresini buluyordu yeni model dökmemiz. Ama Argemas'la beraber artık biz modelleri akıcı şekilde, adedi ne olursa olsun, peş peşe bağlayıp dökebiliyoruz. Argemas'ı kullanmaya başladıktan sonra verimlilik ve kalite konusunda nasıl değişiklikler oldu? Şimdi verimlilik konusunda şöyle değişiklikler oldu. Öncelikle bir kere bundle sistemine geçtiğimiz için önceden akar bantta göremediğimiz o görünmeyen beklemeler, yani insanların elden ele alıp çalıştığı beklemeler artık tamamen araba sisteminde ortaya çıkmış oldu. Ve süresi az olanlar, çok fazla adet yapanlar ve gereksiz stokların önüne geçmiş olduk. Gereksiz stoklardan kastım, bandın bir bölümünde atıyorum ürünün bir parçası yetişirken bir bölümünde de o başka bir parçasından 1000 tane yedek olması ya da 500 tane yedek olması gibi dengesizlikleri bundle sistemiyle çözmüş durumdayız. Yani daha akıcı bir bant, daha dengeli bir hat dengesi ve gereksiz personellerin, verimsiz personellerin bant içinden rahatça çekip alabilmemiz için şu an için bize bayağı bir fayda sağlıyor bu konuda. Fabrikanızda Argemas sistemi olması organizasyon yapınıza, tedarik zincirinizi nasıl etkiledi? Şimdi Argemas'ın bize tabii getirmiş olduğu bir şey var. Bundle sisteminde, demet sisteminde getirmiş olduğu bir tabii zorunluluklar var. Bunlar nedir? Biz İstanbul merkezli kumaş tedariğimizi artık sorgulamaya başladık. Yani
model aşamasını daha çabuk yapmamız gerektiğini, işte kantre okeylerinin daha hızlı alınması gerektiğini sorgulamaya başladık ve bunun üzerine çalışmalara başladık merkezimizle beraber. Yani Argemas aslında bizi her konuda disipline ediyor. Şu an banttan arkası kopmaması için kumaşların zamanında gelmesi, aksesuarın zamanında gelmesi gibi durumları Argemas'la beraber inşallah ortadan kaldıracağız yani. Henüz kurulum tamamlanmadı ama kurulduktan sonra verim ve kalitede ne kadarlık bir artış bekliyorsunuz? Yaklaşık verimde yaptığımız çalışmalara göre ileriki dönemde, biz daha projede çok yeniyiz, yaptığımız çalışmalara göre verimde %15'lik bir artış, kalite verimde de yaklaşık %25'lik bir artış bekliyoruz ve bunu da mutlaka sağlayacağız. Peki Argemas'ın son geliştirdiği modüller arasında yer alan atama optimizasyonu hakkında özellikle üretimin geleceğini düşünerek nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi atama optimizasyonunda şöyle bir güzellik var. Biz tabii insan doğası gereği biz bir çalışanımızın bundan önceki hangi operasyonları yaptığı ile ilgili ya da operasyonlarda veriminin ne olduğu ile ilgili ya da o operasyonda kalite veriminin ne olduğu ile ilgili çok ciddi anlamda bir veri tutamıyoruz. Ama atama optimizasyonunda bunu kullandığınız zaman geriye dönük o personelin o operasyondan hangi verimle kaç adet yaptığını artık görebiliyoruz ve insan müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak bantlarımızı şu an kurabiliyoruz. Yani bakabiliyoruz. Bu bizim için bence gerçekten, sadece bizim için demiyorum, gerçekten üreticiler için olarak bence bir devrim niteliğinde bir modül yani. Tabii biz bunu daha verimli, yani biz burada bundle sisteminde veri girişi oldukça optimizasyon kısmı da bence daha verimli olaya gelecektir. Yani daha çok veri aldıkça, daha çok şey yaptıkça daha nokta atışını. Bugün belki verilerimiz eksik olduğu için, daha yeni projeler olduğumuz için belki bugün o atama optimizasyonunda belki %60 seviyesindeydi ama veri girişi oldukça, bundle okutuldukça bu ileriki dönemlerde yaklaşık %80-90 seviyelerine çıkacaktır doğruluk olarak. Evet. Ürün izlenebilirliğini nasıl sağlıyorsunuz? Uyguladığınız özellikle kare kodu anlatabilir misiniz? Şimdi biz artık Argemas'ın bize getirmiş olduğu kare kod uygulamasıyla beraber bir ürüne, her bir ürüne, artık bundle da değil, her bir ürüne kimlik kazandırmış durumdayız. Yani bugün paketleme bölümümüzden herhangi bir kolye açıp herhangi bir işi çektiğimiz zaman bu ürünün hangi lottan kesildiği, hangi kesimci tarafından kesildiği, hangi metocu tarafından metolandığı, hangi tasvip bölümündeki tasvip elemanından geçtiği, hangi üretimde hangi operasyonunu kimin yaptığı ve hangi gün hangi saat yaptığı, kalite kontrolünde kimin yaptığı, sonuçlarını kimin yaptığı hepsinin tamamen şu an rapor olarak dökülüyor. Ve bu da bize izlenebilirlik katıyor. Ve biz bu kare kod uygulaması sayesinde artık band içinde 4-5 kişiye yaptırdığımız bu ağır operasyonlarda artık birisinin tamiri kimse o tamiri nokta atışıyla kimin yaptığını ve hangi gün hangi saatte yaptığını görebiliyoruz. Ve artık bu bir de şöyle bir şey kazandırıyor bizi. Çalışanlar arasında adalet kazandırıyor. Argemas'ta kare kod uygulamadan önce biz atıyorum band içinde 5-6 kişi bu işi yapıyorsa önceden tamir geldiği zaman biz 10 tamir geldiyse bunu ikişer ikişer dağıtıyorduk. Bu sefer gerçekten tamir yapmamış kişi bu işten adaletli şekilde etkilenmiş oluyordu. Ama artık kare kodla birlikte bu tamiri kim yapmışsa artık nokta atışıyla kendisine gidiyor. Ve bir de bu arkadaş tabii gittikten sonra gerçekten problem varsa bununla ilgili tekrar bir eğitim veriyoruz. Bu bizim kalitemizde önemli derecede etkiliyor şu an yani. Model geçişlerinde model geçişinin kolay olması için kullanılacak makinelerin hazır hale getirilmesi gibi bir uygulama yapıyorsunuz. Evet. Bunu biraz anlatabilir misiniz? Şimdi band kurumlarında hemen hemen yeni kurulan bundle sisteminde yaklaşık bir günde en fazla 15-20 kişi iş tarif edebiliyoruz. Bu 15-20 kişi arasında da
ortalama yaklaşık bir operatörden bir operatöre inişin geçme süresi yaklaşık 20 dakika ile 30 dakika arasında oluyor. Bu zamanı sadece operatöre iştirak etmek için makinalarını önceden konumlandırıp, ekipmanlarını hazırlayıp, ayarlarını tam iş üzerine yapıp burada mümkün olduğunca bu 20 dakika 30 dakikalık zamanı operatöre iş tarif ederek ve yaptığı işi kontrol ederek harcamak niyetinde olduğumuz için öncesinde ciddi bir makine ekipman hazırlığına giriyoruz. Ve bunları numaralandırıyoruz ve operasyon hemen anında eski makineyi çıkartıp hemen yeni makine hazırlanmış makineye koyup bant kurumunu en kısa sürede yapmaya çalışıyoruz. Konfeksiyon sektöründe makinelerden veri toplama, yani sayaçlar konusunda uygulamalar var. El emeğinin yoğun olduğu tekstil gibi bir sektör için uygun bir yöntem midir? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Öncelikle makine üzerindeki sayaçları biz kesinlikle sağlıklı bulmuyoruz. Zaten Ar-Ge Mas'tan önce de bize birçok firma gelip burada makineye sayaç takma konusunda bize burada projeler sundular. Ama biz bunun pek bir işlevselliği olduğunu düşünmüyoruz. Öncelikle bir kere sayaçlar üzerine alınan kayıp zaman sürelerinin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Mantık olarak baktığınız zaman sayaca verilen bir süre üzerinden bunun hesaplanması isteniyor. Bunun çok doğru olduğunu, özellikle bizim gibi emek yoğun işlerde birçok problemle karşılaşacağı için bu işin gerçeği yansıtmayacağını düşünüyoruz. O yüzden biz kesinlikle böyle bir olaya girmedik. Biz bu işin doğru olduğunu asla düşünmüyoruz. Ben bu konuda kimseye bu konuyu tavsiye etmem yani sayaç konusunu. Görkem Bim'de Ar-Ge Mas gibi bir üretim yönetim sisteminin olmadığını düşünürsek, hem çalışanlar hem de sizin açınızdan neler değişirdi? Yöneticilik görevinizi rahat yapabilir miydiniz? Zaten bundan önce yönetici görevimizi rahat yapamadığımız için biz Ar-Ge Mas'la böyle projeye girdik. Çünkü Ar-Ge Mas size şunu kazandırıyor. Öncelikle bir kere çalışanlarınızla sabah iş yerine aynı amaç uğruna gelmeyi vaat ediyor. Bu nasıl sağlanıyor? Bu prim sistemiyle sağlanıyor. Artık günümüz müşteri isteklerinde zaten birçok şeyde yeterli derecede bazen verim alamıyoruz çalışanlarımızdan. Biz de artık bunu Ar-Ge Mas'la beraber daha işlevsel şekilde, daha bilimsel şekilde almaya çalışıyoruz. Bir de bunu kazandırdı. Elinizde veri olmadan firmanızı yönetmek mümkün olur mu? Bunun sürdürülebilirliği var mıdır? Kesinlikle yok. Özellikle böyle büyük çapta, yani böyle 400 kişi çalıştıran, 500 kişi çalıştıran, 1000 kişi çalıştıran fabrikalarda anlık veriye ulaşamadığınız anda bu işte başarılı olma şansınız ve yeni oluşan rekabet ortamında müşteriye doğru fiyat verme, doğru süre verme olayını kesinlikle oluşturabileceğinizi ben asla düşünmüyorum. Ar-Ge Bilişim'den nasıl bir danışmanlık desteği aldınız? Hulusi Bey ile projenin başından beri yaptığımız danışmanlık konusunda çok ciddi anlamda destek aldık. Kesimhane kurum aşamasından iş açmaya, iş açmadan üretimde bundle sisteminin kurulmasına, bundle sisteminin kurulmasından kalite kontrol sistemlerinin kurulmasına kadar Ar-Ge Mas'tan ve Hulusi Bey'den çok ciddi derecede bir danışmanlık hizmeti aldık. Şöyle bir şey, biz yapımız itibariyle yıllardan beri bu işin mutfağından gelmiş insanlarız. Ama Ar-Ge Mas'la beraber artık en az bir endüstri mühendisi kadar verimlilik konusunda hepimiz bir bilgi birikime ve donanıma sahip olduk. Bir işletme nasıl çalışması gerektiği ile ilgili, bir işletmenin üretimi nasıl olması gerektiği, kayıp zamanların nasıl en aza indirilmesi gerektiği, kalite kontrol bölümlerinde kalitenin nasıl iyileştirilmesi gerektiği ile ilgili ve bu verileri nasıl toplanması gerektiği ile ilgili biz Ar-Ge Mas'tan çok ciddi derecede bir danışmanlık hizmeti almış durumda ve almaya devam ediyoruz. Ve Ar-Ge Mas'ın özellikle benim en sevdiğim özelliği
Şöyle bir olay var Argemas'ta. Argemas kesinlikle bir yazılım programı değil. Yaşayan bir verimlilik programı. Sizinle beraber yaşayan, sizin sorunlarınızı anında yazılım ekibiyle hemen size göre uyarlayan, firmanıza göre uyarlayan bir yazılım sistemi. Biz belki projemin sonuna geliyoruz yavaş yavaş ama ben eminim ki bundan önce Argemas'ın diğer müşterilerinde olduğu gibi ilişkilerimiz, çalışma prensiplerimiz yıllarca, uzun yıllar Argemas'a devam edecek. Çünkü biz gerçekten bu sistemin fabrikamıza getirdiği düzene, fabrikamıza getirdiği izlenebilirliğe gerçekten biz şu an kendimizle, ekibimizle beraber hayran kalmış durumdayız. Yani o yüzden öncelikle Hulusi Bey'e, sonra da size çok teşekkür ediyoruz bu konuyla ilgili. Argemas'ı tavsiye eder misiniz? Kesinlikle böyle bu çapta üretim yapan herkes için fabrikalarını kendisi başında olmadığı, yöneticileri bırakılmış fabrikaları uzaktan da olsa, yani nerede olsanız olun, bütün fabrikanızı bir bilgisayarın içinde görmek istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle Argemas'a almanız ve uygulamanız gerekiyor. Kesinlikle biz konuştuğumuz, tanıdığımız herkese bu bize yaptıkları gibi tavsiye ediyoruz. Biz de tavsiye üzerine Argemas'la görüştük. İyi ki de bulmuşuz. Şu an devam ediyoruz. Yani bu konuda çok mutluyuz şu an yani. Yani belki projemiz belki şu an için yeni bir proje olduğundan dolayı şu an hedeflerimizin belki biraz gerisinde olmuş olabiliriz ama biz projeyi tamamlanana kadar hedeflerimizin hepsini inşallah tutturacağız yani. Peki eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Artık günümüz çağında günümüz müşteri isteklerinde ve zorlaşan piyasa koşullarında ve artık müşterinin ben bu işi Mısır'da bu dakikada mal ediyorum, Bangladeş'te bu dakikada mal ediyorum, Türkiye'de bu dakikada mal etmem gerekiyor ve fiyatını buna göre vermem gerekiyor dediği durumlarda sizin artık verimlilik sistemi kullanmadan, Argemas türü verimlilik sistemi kullanmadan bunları sağlama şansınız kesinlikle yok. Yani onun için ne olursa olsun bu çapta büyük fabrikaların kesinlikle ve kesinlikle bir verimlilik sistemine sahip olması gerekiyor. Gerçek zamanlı, real time bir sistem istiyorlarsa kaliteyi, verimliliği, içerideki yürüyüşü, ürünlerini, sürdürülebilirliklerini, takiplerini yapmak istiyorlarsa kesinlikle Argemas'la çalışmaları gerektiğinde buradan ben gönül rahatlığıyla firma adına söyleyebilirim yani.